Merhaba. Bu baktığımız gerçekten tuhaf bir tablo. Kadın tüm tabloyu kaplamışken adamın yandan kafasını uzatıyor olması tuhaf. Dimdik duruyor. Bu resmi Mette her gördüğümde duraksarım. Gerçekten çok tuhaf. Bize göre alışılmadık bir resim. 1440 civarında yapıldığında İtalyan Rönesansı içinde oldukça yenilikçiydi. Bu portre türünün bağımsızlığını ilan ettiği dönemdi diyebiliriz. Ha bundan önce portre yok muydu? Portre vardı. Ancak tarihi veya dini bir temaya entegre edilerek çiziliyordu. Floransa'da, Ferrera'da, Merkez Kuzey İtalya'da portre tür olarak tanınmaya başlamıştı. Bundan önce figürler temanın bir parçası olarak tablolarda yer alıyordu. Bir açıdan bu tablo erken Rönesans portresidir. Ana figürümüz olan kadını profilden görüyoruz. Klasik antik geleneğinde etkisiyle profil çizim portre sanatının standart uygulamasıdır. Antik Yunan ve Roma paralarında da insanlar profilden görülür, değil mi? Yani heykeltıraşların ve ressamların başlangıçta seçtikleri perspektif budur. Duruşlarındaki bu resmiyet ve ciddiyet onlar için önemli olmalı. Oturan kişinin profilden gösterilmesi, ressama dönük durmaması, mimiklerin, duyguların yansıtılamamasına yol açmış. Bunlar sembolizmle ifade edilmeye çalışılmış. Bir insanın kişisel özelliklerini, duygularını yansıtmak için ikonlar ve semboller kullanılmış. Buradaki oldukça açık ten saflığı, pahalı giysilerse zenginliği temsil ediyor. Kadının iç güzelliğinin yüzüne yansıdığı kabul edildiğinden bu kadının çok faziletli bir kadın olduğunu söyleyebiliriz. Geniş alın da bir güzellik ölçütüydü. Saçlarını çok sıkı toplamışlar. Tablo kadını yansıttığı için İtalyan Rönesansının ilk düğün portrelerinden olduğu da söylenebilir. Bu tip tablolar görücü usulü evliliklerde kadının nişanlısına gösterebilmek için yapılırdı. Muhtemelen birbirlerini hiç tanımıyorlardır. Kadının veya adamın ailesi, Lippi'ye bu tabloyu sipariş ederek koca adayına kızı göstermek istemiş. Kadın mekanın neredeyse tamamını doldurmuş. Adamsa tablodaki mekanın dışında. Sanki adam sokaktan geçen biri de, kadın kendi evinde gibi. Kadın oldukça edilgen, eşya gibi. Süslü broşu, pahalı giysileri gibi kadın da sadece güzel bir eşya sanki. Adam pencereden tüm bu eşyalara bakıp takdir ediyor. <laughs> Rönesansta kadın da kadına ait her şeyde yasal olarak adamın malı oluyordu. Aa, şimdi de başka bir portreye, meşhur bir kadının portresine bakalım. Bu tablodan 50-60 yıl sonra Yüksek Rönesans döneminde çizilmiş. Lippi'den çok farklı bir yol izleyen Leonardo yüzün tamamını resmetmiş. Bu kadın portreleri için adeta bir devrim. Modelini çevirmiş. Böylece model doğrudan bize bakıyor. Buna 3 bölü 4 profil deniyor. Tamamen cephe portresi değil ama doğrudan kontakt kurulduğunu görüyorsunuz. Orada bir eşya gibi oturup yüzünü çevirmemek yerine Mona Lisa doğrudan gözümüzün içine bakar eşit bir insan gibi bizimle doğrudan bağlantı kurar. Doğrudan yüzümüze baktığı için Leonardo gizemli yüz ifadesiyle onun neye benzediğini, karakterini yansıtma fırsatını kaçırmamış. Hiç mücevher takmamış. Giysileri sade. Başında, saçlarında hiçbir süs yok. Leonardo, sembolizmi ve ikonografiyi bir kenara bırakmış doğrudan kişinin kendisini yansıtıyor. Tablo muhtemelen kadının kocası için çizilmiş. Ve bu da nasıl olup da böyle poz verdiğini açıklıyor. Sandalyeye bakınca aslında yan oturduğunu anlıyoruz. Yine de yüzü bize dönük. Yani tablo, Mona Lisa'nın balkonunda sandalyesinde oturduğunu, kocası gelince ona doğru döndüğünü anlatıyor. Yani bu samimiyet ve tanıma ifadesi. Bu bir düğün portresi değil. Bu zaten evli bir çift için çizilmiş bir portre. Adeta kocasını karşısında otururken gözümüzde canlandırabiliriz. Böyle anlam kazanıyor. Hoşçakalın.